Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereden geliyorsun? Ankara. Nereyesi? Kırıkkale. Dans konusunda iddialısın galiba. Sayılır. Enes, şeyi merak ediyorum. Baştan sona bir koreografin var mıydı yoksa doğaçlama mı gittin? Ana hareketler var. Ana hareketler yani belirli yerlerde giriyor. Ama biraz heyecan girince. Araya kendinden bir şeyler kattın değil mi? Yani kendi bulduğum hareketler var. Ya tabii yeteneğin ortada. Ama biraz daha sanki bizi heyecanlandıracak, buradaki atmosferi değiştirecek bir takım hareketler lazımdı. Bu duyguya biz niye giriyoruz bilmiyorum. Aslında arkadaşlarımız böyle yetenekli oluyorlar ama bize böyle bir şey geçmiyor ya. Başından beri çok çıkan var dans eden. Yani kimisi iyi yapıyor, kimisi kötü yapıyor. Hani o sizin kararınız ama yani siz de sıkıldınız farkındayım hani. Güzel yapmayanlar var, yapanlar var. Estağfurullah. Yani saygılıyım. Dediğiniz her şeye. Ay sen ne söylemiş oldun şimdi? Cümle mi dedin yani? Oha burada bitti mi söyleyeceklerim? Ben girizgah yaptın zannettim. Bir şey demeyeceğim mi bu konuyu? Yani bazı sıkıcı danslar var. Hani bazen sıkıcı olmayan danslar var. Evet. Yani hani dansla çıkan çok kişi var buraya. Evet. Hani herkes dansla geliyor buraya. Tamam. Yani... Ben de geldim dansla. Yani sen şimdi de... Yani... Biraz hani bir şansın yokmuş gibi hissediyorum. Ha, panik oldun, konuşayım dedin. Ay şimdi şöyle yapalım, senin bütün söylediklerini ben söylemiş olayım. Söyle bir. Söyle cümleyi, ne dedi? Buraya... Şimdi buraya çok dans etmeye gelen var. Evet. Tamam mı kardeşim? Ve o dansları... Hani biraz sıkıldık açıkçası o dansları. Bazılarına sıkılıyoruz, bazılarına sıkılmıyoruz. Benden de sıkıldık mı? Ve ben senin cümleyi şöyle tamamlamak isterim. Senin farkın ne onlardan sence? Kalırsın böyle işte, anladın? Senin farkın ne sence? Ya tek amacım dans. 4 yıldır bu işi yapıyorum. Tamam. Figürlerde hani o yaptığın dans hareketini... Ya kendimi kanıtlamaya çalışıyorum. Kimsenin yapamadığı bir şey yaptın mı sence? Sence? Bu ne tarz bir dans? Ne tarz? Dubstep, no. Ya dans ama arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Dubstep. Çocuk tek başına gelmiş dans ediyor. Farklı ne yaptın? Abi dans ediyor zaten. Tek. Ama yani diğer tek gelenlerden farkı ne deyince belki şu hareketi kimse yapamıyor farkı, der dedim. Hayır, onu söyledim. Hayır, dansta şuna bakacaksın. Yani bize geçiyor mu? Hani iyi dans ediyor mu? Dans yakışıyor mu?
Hani ona bakacağız tabii ki. Zaten akrobatik dans yapmıyor ki uçsun da acayip bir şey yapsın. Evet. Yok ben o konuda aynı yerdeyim. Çünkü bence farkı şu abi. Mesela bence farkı var. Onu kendisi söyleyecek mi diye baktım. Ama arkadaş tek başına sahneye çıkıp bu sahnenin her tarafını güzel kullanıp sahneyi doldurabildi. Bence bu çok önemli bir özellik. Yani tek başına sahnede olup... Bunu kendisine mi söylemesini bekledin? Galiba evet fazla çok bir şey beklemişim ben onu. Söyleyemez. Pek bir mütevazı yani açıklama olmaz mı? Evet kendi söylesin buradan hayır der. Karşılaştırmak yanlış olur. Üzgün ne kadar beğendin? Çok bayılmadım. Çünkü bir yere kadar yeterli buldum. Bir yerden sonra çok, yetersiz buldum. Ne banko evet. Arkamda? Banko evet. Ben sana söyledim. Kesin çok bayılmadım evet. Ama evet. Yani geliştirmen gerek, çalışman gerek falan ama belli ki 4 yıldır falan uğraştığına göre belli ki uğraşıyorsun işte. Vücudunu çok iyi kullanıyorsun. Dans eden erkeği burada yollar mı ya? Ya tabii. Yo yolladığım oldu da. Hiç sanmıyorum. Aa, yok kadını ya. Doldu erkeği doldu. Yok ağzına ya. Ağzına kuş getirsen %50 evet alırsın. Ama o kuşla dans etsen. Neyle dans etsen? O kuşla, ağzındaki kuşla dans etsen erkek olarak. Direkt tamam evet mi? Kuşa şaşırmaz, dansa şaşırır. Öyle diyor. Ben açık çok söyleyeyim. Ben sıkıldım. Evet sıkıldım. Biraz evet. Neden sıkıldım ama? Süreyi uzun tuttun. Genelinde yetenekli olduğunu düşünüyorum. Sıkıldım. Sıkılma sebebim uzunluğu. Uzunluğu hayal edebilirsin. Yaşın 17. Evet. Geçen sene 16 yaşındaydın öyle düşünüyorum. Yani o yüzden... daha çok gençsin. Değil ya. Yani... Yaşın çok genç olduğunu düşünüyorum ben. Bir yıl önce, iki yıl önce 15 yaşındaymışsın. Matematiğim... 5 yıl önce 10'du Acun, düşün. Matematiğim iyidir. Ya 5 yıl önce ortaokuldaydı. Özgücüm ben burada bir mesaj verdim ama anlayana tabii. Yoksa yaşıyla ilgili bir hesap yapmıyorum. Yok, sonuçta ortaokuldaydın 3-5 yıl önce. Çocuk daha, bebek yani. Peki. Ay, ben, yamam. Ben yaşın küçük olduğu için sana sıcak bakıyorum. Abla de bana. Şaka. Oylama geçelim. Eser. Vallahi 7 yıl önce 10 yaşındaydın. Neyi beceriyor biliyor musun? Satmayı. Biz yapıyoruz, yapıyoruz. Şimdi buradan hesaplarsak... Ne diyorsunuz? Pas gol atıyor. Acun abinin matematiğine eşlik etmek istedim. Bütün eleştirilere katılıyorum. Eğer bir ekiple, grupla gelmezsen veya bu dansı çok acayip bir şeye çevirmezsen ya da o süresini kısaltmazsan ikinci tura çıksan bile bir şansın olduğunu düşünmüyorum. Ama bugünkü performansına evet diyorum çok ben. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet Murat. Evet, Enes 17 sene önce yoktun. Bir şey söyleyeyim mi? Ben de hesapladım aynı şeyi. 10 yıl önce. Şimdi evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Aklıma çok kötü bir espri geldi ama tutuyorum. Yapsana Allah aşkına yap. Özgü ne olur. Allah'ını seversen. Lütfen yapmayın bunu. Allah aşkına ya. Özgü dans eden erkek senin için neyse şaka yapan kadın da benim için o. Lütfen. Ya ne olur ya. Hayır lütfen yapmayacağım bunu, yapmayacağım. Pardon diyecek. Ne diyecek? Bir dakika. Ben size... Yaz. Şakasını tahmin edenler de diyoruz. Hadi. Ya şakamı tahmin etmek tahmin. Ne lütfen, demek ya? Lütfen, lütfen. Bu ne çirkin bir şey. Çok merak ettim. Hadi, hadi, hadi. Üç söyle. Üç erkek eline kalem almış, şakamı tahmin ediyor. Şakayı söyle, ya. Şakayı söyle. Söyle. 30 yıl önce portakalda vitamin dedi. Ne? 10 yıl önce o vardı. Portakalda bitti. Aynen. Ne? Ben bu işi açmışım. Ne bak dedi? 17 yıl önce vardın yani babandaydın demek istiyorum. Aa, o 17 yıl önce aynen. Yoktun dedi. Sen de ona 17 yıl önce bağırdın. Portakalda vitamin dedi. 30 yıl önce. 30 yıl önce. Tamam işte ben baban da gençken. Sana yemin ediyorum aynı şeyi düşündüm. Vitamin de. Ben yoktu. Evet. Yani fiziksel olarak. Hayır 30 yıl önce ama Özgün'ün günde şey var ama 30 yıl önce bir ağaçta bir vitamindin falan gibi. Hayır baban doğa muhabbet. Yani ağaç vitamin dedi. Hayır Acun diyor ki vardı aslında babanda. Vardı babandaydı anlamında. Vardı diyor. Ama benimki o değil.
Ama portakal benimki, meyve. Yüzyıllar önce falan da vardı. Çok daha korkunç. Portakal babasını da değil, portakal. Portakal da bitti. Babası onu yedi. Ondan sonra anası... Vitamin oldu. Yok yok. Yok, sandığımızdan ben... daha tehlikeli bir durumla karşılaştık. Ben kötü espri yapacak zannettim. Bu çok kötü espri yapacak. Onu hesaplıyorum. Evet, söyledim. Kötüydü canım. Ama kendi baştan... kabul ediyor. Ben aynı şeyi tahmin ettim. Bak, aynı şeyi tahmin ettim. Peki. Yok, söylemedim. Enes, yani dediğim gibi hani ilk tur için gerçekten bence de iyiydi ama ileride artık gerisi sana kalmış. Evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. Dört evetle uğurluyorum. Sağ olun. İyi akşamlar, kendinize iyi bakın.